Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte çok farklı bir video yapıyorum. Bizim evin bakkalında bir tane kedi yaşıyor. Dün gördüm ben. Çok küçük, bu kadar. Yanımda köpekler falan var. Ben de dedim onu sahipleneyim. Biliyorsunuz Kitty vardı. İstanbul'da onu sahiplenmiştim. 3 yıldır bizde. Şimdi o çok büyüdü. Birazdan Kitty'yi de göstereceğim. Ama en önemlisi şimdi aşağıda, ismi de Tarçın'mış herhalde. Tarçın. Efendim? Evet, Tarçın. İsmi de Tarçın'mış. Bu arada kameraman Alara var. Hoş geldin. Evet, şuradan videomuzu. İsmi Tarçın arkadaşlar. Şu boylarda bir şey. Şimdi alacağız, onu veterinere götüreceğiz. İyi bir temizleyeceğiz, aşılarını vurduracağız. Sonra bizim eve götüreceğiz. Dilerseniz şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi marketin önüne geldik. Küçük kediyi bulduk. İsterseniz göstereyim. Bir tane abla bakıyor. Markette zaten. Kendisi marketin sahibi. Onlar bakıyormuş. İsterseniz size bir kısa bir anlatsın kediyi. Ya ne anlatalım, işte küçücüktü, yavruydu. İşte biraz biz besledik. Biraz bitişik komşu besledi. Bu arada geçiştirdik işte böyle, ama hani şimdi seviniyoruz, bir evi olacak. Evet. Ya çok küçüktü artık, bu da savunmasızdı bir de. Yani köpekler tarafından kovalanıyordu. Hava soğuk, yağmurda kalıyordu. Yazın sıcakta kalıyordu. Abla burada kalıyor, kaldığı yer tam neresiydi? Canım nasıl söyleyeyim sana, şunun tam altı diyeyim ben sana. Bunlar kapanıyor buraya. Evet. Bunun tam altında kalıyor. Kah buraya giriyor, kah bitişik dükkanın evet, şeyinin tamam, altına giriyor. Yani o şekilde kendini muhafaza ediyor. Bazen kupayı Coca-Cola dolabının altından çıkardığımız oldu. Ama geceleri tek kalıyor genelde. Geceleri tek, kimsesi yok. Yani biz kapatana kadar burada, kapattıktan sonra tek. Arkadaşlar bir de ben bunu yeni gördüm. Dün gördüm. Neyse, o zaman fazla uzatmayalım. Abla da anlattı size. Biz şimdi bunu bir veterinere götürelim. İşte orada yıkarlar, aşılarını falan vururlar. Ondan sonra eve geçerim. Hem de Kitty'yi de görürsünüz. Kitty'yi de sokaktan bulmuştum 3 yıldır. O zaman bir eve geçelim artık. Veterinere gidelim. Orada videoyu tekrardan başlatırız. Teşekkür ederim ablam. Bir şey değil. Arkadaşlar şu anda veterinere geldik. Atlas veteriner. Birazdan buna malzeme falan da alacağız. Tedavisini birazdan görecek. Şu an içinde görünüyor mu? Evet. Küçük bir birazdan tam göreceksiniz. O zaman bakalım hocamız neler diyecek hakkında. Şimdi bugün ufaklığa genel muayenesini yapacağız. Sokaktan geldiği için bunların ölümcül diğer hastalıkları var bildiğiniz gibi zaten. Onlardan bahsedeceğim size. Göz kulak temizliği, tırnak kesimi. Ayrıyeten normalde kedilerin banyo yapması taraftarı değiliz. Kediler zaten temiz hayvanlar, sürekli kendilerini yalayabilen hayvanlar. Ve deri gözeneklerini açtığı için mantardır, uyuzdur, bu gibi şeylere sebebiyet verdiği için biz kedilere çok fazla yıkanması taraftar değiliz. Ama dışarıdan sahiplendiğiniz için tek seferliğe mahsus ufak bir banyo yaptırabiliriz, iyi kurutmak şartıyla tabii ki de. Bugün ufaklığa ne yapacağız? İç dış parazitlerini yapacağız. Parazit yönünden hayvana bir temizleyelim. Eve alınacak çünkü. Onun dışında göz kulak temizliği, tırnak bakımı, birazcık akciğerlerini falan dinleyeceğiz. Evet, ateşine, vücut sıcaklığına bakacağız. O şekilde bir ilerleyelim. Gerekirse bir kan tahlili de bakarız. Vücutta enfeksiyon var mı yok mu? Evet, ona bir bakalım. Eğer sağlıklıysa zaten direkt eve götürüp bugün şey yapabilirsiniz. Evet. Hocam bir de bunun cinsiyeti nedir? Biz tam bakamadık. Bir anlamıyoruz çünkü. Şimdi şöyle onu da göstereyim hemen. Şimdi birazcık hırçınız bu arada. Korkuyor ister istemez. Erkeğiz. Erkek. Aynen, erkek. Sıkıntı değil. Kilosuna falan da bir bakalım. Yaklaşık ufaklık 4 aylık, bilginiz olsun. 4 aylık. Dişlerinden anlaşılır genellikle. Hayvanın yaşı, şeyi. Mesela bebeklik dişlerini hala dökmemiş. Evet. Bebeklik dişlerini dökmediği hayvanlarda bu şekilde anlayabiliyoruz. Onun dışında ağızda hafif bir koku var, bilginiz olsun. Diş etlerinde birazcık yangı var. Evet. Zaten onun için ben size bir antiseptik vereceğim. Onu kullanacağım bu süreç içerisinde. Bunların bizim en çok dikkat ettiğimiz noktalardan biri nedir? Aşılardır. Evet. Aşılar iki doz şeklinde iç dış parazit yapıldıktan bir hafta sonra normal karma aşıya başlanır. Evet. Birinci doz karma yapılır. 21 gün sonra ise karma ikincinin tekrarı yapılır. Karma bir de ne yapıyoruz? Ufaklığa kalisi virüs dediğimiz ağzı etkileyen viral kaynaklı bir hastalık. Evet. Herpes virüs dediğim gözü ağzı etkileyen, o da aynı şekilde viral kaynaklı bir hastalık. Bir de en çok sık rastladığımız, sokak hayvanlarında en çok rastladığımız durumlardan biri gençlik hastalığı. Yani panleukopeni dediğimiz viral kaynaklı bir hastalık. Bunlar maalesef tedavisi olmayan, sadece semptomatik tedavi yapılan hastalıklardan. İlacı falan yok yani. Ne yapıyoruz bu ufaklıklara? Sokaktaki hayvanlar zaten bu hastalıklardan çoğu ölüyor. Evet. Kalisi virüsten, işte gençlik hastalığından maalesef kaybedebiliyoruz.
O yüzden ne yapıyoruz? Aşılar bizim için çok çok önemli. İlk başta iç dış parazit, daha sonra karma aşılarını rutin bir şekilde yapıyoruz. Evet. Daha sonra lösemi ve kuduz şeklinde ilerleyip tüm aşı takvimini bitiriyoruz ufaklıkta. İç dış parazite özen gösteriyoruz çünkü bunlardan bize geçebilen hastalıklar var. Tüyünden bize geçebilen hastalıklar evet, evet. var. O yüzden iç parazite genellikle 2 ayda bir aslında mevsim geçişiyle alakalı bulunduğumuz konumla da alakalı değişebiliyor ama genellikle 2 ayda bir şeklinde biz öneriyoruz hasta sahiplerimize. Göz kulak temizliğini çok fazla öneriyoruz. Şimdi bu ufaklıklarda ne oluyor? Kendilerini yalayabiliyorlar. Yaladıkları zaman aslında antiseptik özelliği sağlıyorlar. Dillerinden evet, kaynaklı. Kediler zaten kokmuyor. Evdeki kediler kokmaz. Evet. Ne oluyor? Gözlerini, kulaklarını hayvanlar çok fazla temizleyemiyor. Ve kulakta otodekte sinotis dediğimiz bir tane parazit türü var. Bu ne yapıyor? Kulağa yerleşiyor. Hayvanda orta kulak iltihabına kadar kulak uyuzu şeklinde gösterebiliyor kendini. Ondan kaynaklı göz kulak temizliğine özen gösteriyorsun evin içerisinde. Haftada evet. iki defa mutlaka kulaklarını temizliyoruz ufaklı. Arkadaşlar bizim 3 yıldır bir tane daha kedimiz var. 2,5-3 yıl oluyor. Onu da biz İstanbul'da sokaktan bulmuştuk. Aynı şekilde bunu da bulduk. Tarçın bakalım. Hocam bir de şunu göstereceğim. Şurayı da köpekler herhalde vurmuş kendisine. Orada bakanlar söyledi bize. Yani şu an yara tarzında bir şey görünmüyor ama ufak bir kabuklanmamız mevcut. Arkadaşlar şimdi bir tane yatak aldık. Küçük bir şekilde bunu aldık. Ondan sonra bu bizim diğer evde kedinin maması. Bu küçükler için mama yaşına göre. Deneme aşaması için. Aynen. Şimdi tek bir eksiği şey kaldı hocam. Kaplar falan kaldı. Tamam. Başka bir eksiği var mı hocam? Yani kum zaten dediğim gibi var. Antiseptiğini, vitaminini zaten verdim ufaklığa. Onları kullanacaksın. Benim hocam, için en acili zaten onlar. Diğerlerini kumudur, şeydir, kum kabıdır zaten var. Sadece mama kabını ayıracağız. Lavabo olarak kitiye gidebilir değil mi onun şeyini? Yine de sen götürmemeye çalış. Yani bu süreç içerisinde dediğim gibi kitiyle ufaklık, tarçın ayrı şeylerde tamam, kalacak. Tamam hocam, ayrı kalacak. Aynen, ayrı odalarda kalsın. Arkadaşlar, yani bir hafta falan. Olur hocam. Arkadaşlar şimdi kaplarını alacağız. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Gerçekten bu çok hastaymış. Yani 3-5 gün sonra hayatını kaybedebilirmiş. Hocalarımız öyle dedi. İçine yayılsaydı bir tane dişindeki virüs. Ama biz şu an bütün önlemlerini aldık. İçini direkt kestiler aşılarla. 2 tane kap aldık. Mamasını koydum. Bunu özel kumunu falan aldık. İşte yatağını aldık. Kitiyi gösterir istersen alışmaya çalışıyor. Bunu da tam 3 yıl sonra... Tik kameraya girdi şu an. 3 yıl önce almıştım arkadaşlar. Tam 3 yıl önce Kitty'yi de sokaktan buldum. Bu da büyüyecek. İnşallah bakalım. Arkadaşlar bu köpek gerçekten korkuyordu sokaktan. Yani köpeklerle birlikte yaşıyordu. Köpekler dövüyordu bunu. Bu arada daha 4 aylık. 4 aylıkmış. Biz bunu bulduk. Dişleri kötü bir virüse yakalanmış. Tek korkumuz dedi ki mama yerse, yemezse, kusarsa acildir durumu. Getirin serum tedavisi uygularız ama biz şu an yiyor yani. İştahı yerinde. Arkadaşlar siz de toplayın böyle küçükler varsa sokaktan ihtiyacınız hani durumunuz el veriyorsa. Durumunuz el vermiyor ev almaya diyelim. En azından bakın boyutuna. Böyle boyutsa bilin ki küçüktür. Ona göre mama alın. Ne bileyim büyükse işte 1-2 yaşındaki mamalardan alın böyle sokağa koyun. Evinizin önüne işte her neyse. O bile yerdim. Nasıl yiyor? Bunun hepsini yer mi? Yer. Ama yerse zararlı değil mi hepsi? Hayır. Hepsini bitirmesi lazım dedi. Bak burası senin yatağın. Yıkamadık. Zaten yıkanması biraz yasakmış. Biraz sıkıntı. Şu an daha küçük dişleri falan apse mapse. Evet arkadaşlar bu şekilde videomuzun o zaman sonuna gelelim. Instagram'da zaten part part paylaşırım düzelme yollarını. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Desteklersiniz abone olursanız. Siz de böyle sahiplenebilirsiniz durumunuz varsa eğer. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.